Evet, yeni bir karar. Gizem ve Erkan geliyor. Amadanalı paşa madanalı, evde duramıyorum sana madanalı. Amadanalı paşa madanalı, sebebim sen oldun güzel delikan. Selam. Bu ne uyum ya, maşallah, bu ne güzellik, ne güzel böyle. Teşekkür ederim. Maşallah diyorum, başka bir şey demiyorum. Görüntüler varmış, izleyelim hep beraber bakalım. Dünkü canlı yayında Gizem, Neslihan'ın gecenin bir yarısı Erkan'ı aradığından bahsetmişti. Bu tartışma yayın sonrası devam etti. Neslihan yalan konuşuyor. Ben burada kimseye kötü niyet beslemiyorum. Herkesle iyi geçiniyorum. Neslihan yalan konuşuyor. Adam 12'de aradı, biz Ankara'ya gidiyorduk. Ben bunu telefonu zorla elinden aldım. Telefonu bunun elinden zorla aldım. Konuştum, hayırdır Neslihan, bu saatte niye arıyorsun adamı dedim. Gizem Neslihan için açtı ağzını, yumdu gözünü. Bir insan gecenin saat 12'sinde aranır mı? Sonuçta bir de eskiden bir görüşmeleri vardı, evet. Normal bir niyet mi düşünürsün? Ben seni değer verdiğin insanın gecenin 12'sinde arayayım. Bana dönüp dönemez misin Gizem, hayırdır? Erkan'ın telefonu açmasına da bozulmuştu Gizem. Sen niye açıyorsun 12'de telefonu? 12'de seni nasıl arayabiliyor? Nasıl öyle bir yüz vermişsin ki seni gecenin saat 12'sinde arayabiliyor? Erkan dostane olarak arandığını fark etmişti ama yine de sevgilisinin kıskançlığına hak veriyordu. Ben dostane olarak açtım ama yaptığı hani araması tabii ben şu an Gizem'e hak veriyorum tabii. Yani o sonuçta benim aşkım. Bakalım Gizem'in bu sert sözlerine Neslihan'ın tepkisi ne olacak? Evet, izledik. Neslihan bir şey mi Cihan yavrum? Mikrofon açık değil herhalde. Açık. Sadece tek istediğim, kelimem kesilmeden hepsini anlatacağım. Bugün de ben herkesin taşını dökeceğim. Büşra'yı tek kelimeyle bağlar mısınız? Büşra, İbrahim, ben konuşacağım. Büşra bağlansın, tek tek söylenecek. Ondan sonra siz kendi kararınızı kendiniz vereceksiniz. Seda Hanım. Ne oldu gene şimdi? Yok yok, hayır. Senin, ben, senin zaten o yaptığın davranış... Konuşacağım, merak etme, sen bekle. Sana saygısızlık yapmak istemiyorum. Yani. Yok yapma, öyle konuşmayın, yapmayın arkadaşlar. Niye kavga ediyorsunuz, anlamadım ki. Yapmayın, kavga etmeyin kızlar. Yok, Seda Hanım ben kavga etmeyeceğim. Sadece doğru olanları İbrahim her zaman Bey'e burada girsin. Konuşuyorum. Evet. Büşra bağlansın. İbrahim Bey. Büşra bağlan... Hayır yok yorum... İbrahim şimdi değil. Büşra bağlandıktan sonra dökülecek. Büşra'nın Aynı konuşması Büşra ya. Lazım. Yani ben soracağım Büşra'ya. Büşra ha. Kim ya? Çocuklar bir arandı. Şu an konumuz Büşra ve hayır hayır senle alakalı bende değil. Şu an bizim konumuz hayır. Senin bu adamı gece saat 12'de hayır bak gecenin 12'sinde niye aradığımı söyleyeceğim. Hayır hayır gecenin 12'sinde bak tamam neler mı? Dönmüş göreceksin. Gamze nerede? Büşra'yı bağlar mısın? Gamze şahit Seda Hanım. Gamze Hanım nerede? Büşra'yı bağlayalım göreceğiz. Gamze Hanım. Gamze içeride hazırlanıyor herhalde. Tamam Gamze Hanım şahit. Bir tamam, yorum alalım ondan. Bir, o da görüşsün konuşsun be. Siz ne güzeldiniz böyle bir uyumlu geldiniz. Erkan bunları zapt etmen lazım. Sen tavrını koyardın. Ya şöyle söyleyeyim Seda Hanım yani şimdi... Mustafa. Şimdi... Doğal olarak aşkım da sinirlendi konuya. Doğru yani dün çok olaya girmek istemedim. Zaten onu Neslihan da inkar etmiyor aradığıyla ilgili. Ama tabii Neslihan... saat Erkan olarak... bir dakika Büşra bağlansın. Büşra... Niye olduğunu göreceksin sen de inkar edemezsin. Ben ne inkar edeyim? İnkar edeceğim bir şey yok. Neslihan Büşra ne inkar edeyim? Büşra bağlanacak nasıl bağlanamıyor? Bağlanacak. Konuş istersen. Lütfen. Şu an. Çocuklar bir şey söyleyeceğim. Şu an konu Seda Hanım ben anlatayım istiyorsanız Büşra bağlanmasa da. Neslihan'cığım sen dün bir şey söyleyeceğim bir bekler misin? Şu hanımefendiliğini asla ve asla bozmanı istemiyorum. Ama asla bozma Seda Hanım ama olan olma. Bir şey var lütfen. Hayır sen dün bunun zaten açıklamasını yaptın. Dedin ki ben kötü niyetle aramadım. Ayrıca aradım. Gizem'i de aldım. Mutluluklar diledim. Başka bir mevzu söyleyecektim. Gizem'i de ve alınca mutluluğunu diledim bıraktım diyorsun. Seda niye Hanım, bunu uzatıyorsunuz? Hay bozulmasın mutlu olsunlar ama gerçeklerde çıksın.
Hayır, lütfen. Bozuluyor demiyorum. Bozulmasın. Niye hala devam ettiriyorsunuz? Kendileri devam ettiriyorlar. Ben devam ettirmiyorum. Röportaj bile yapmadım ben onlarla alakalı. Ettirmemle uğraşayım lütfen. Yani. Gizem, o şekilde konuşma. Yanlış, doğru değil. Ayıp ediyorsun. Evet. İki tane genç lütfen. Güzel kadınsınız. Sen ve... çok iyi uğraşırım Sen dün de çıkarken beni güzel bir tehdit etti. Hiç umurumda değil, korkmuyorum bile senden. Ben bu Büşra konusunda... görmedim bile. Hayır, Büşra konusunda da konuşabilir miyim? Nesliyan, bir dakika Erkan. Sen... Hayır hayır. Bak lütfen. Susuyorum ama lütfen. Dün... Dün dışarıda çıkarken... Nerede oldu? Bak kameralarda çekerken... Benim yanımdaydı. Ben her zaman aklımın yanındayım. Biz röportaj yapıyorduk. Ben seni nereden gördüm de tehdit edeceğim. Sedam, ben konuşabilir miyim? Lütfen. Dinliyoruz. Büşra... Bu konuyla alakalı konuş canım. Kaçma. Niye? Bu konuyla alakalı konuşacaksın. Ben onu o alakalı aradım Erkan'a. Konuyla alakalı hayır. Olmayan insanla ilgili konuşmayalım. Burada olmayan insanla hakkında konuşamazsın. Bu saygısını bozarsa ben de bozarım. Konuyu şu an bu. Konuyu da değiştirme. Hayır. Tamam sen mı? Hatanı kendi çok iyi biliyorsun. Sen kendi hatanı çok iyi biliyorsun. Sakin sakin arkadaşım. İbrahim de biliyor. İbrahim de konuşsun. Neslihan'cığım rica ediyorum. Neyi konuşacak İbrahim? Neyi konuşacaksın? Söyler misin? Çok merak ettim neyi konuşacağını. Sen de söyle de bilelim ya. Gerek yok arkadaşlar. Arabada bir mevzu dönmüş. Benim haberim yok. Burada olmayan kişilerle iletişim haberi var. Doğru değil mi? Hayır bizim bir dakika yayın ilkelerimizden biri bu. Burada olmayan kişi telefona da bağlanamıyorsa konuşamazsınız. Aynen. Bizim Seda Hanım kimse hakaret etmesin. Seda Hanım. Bunu... Seda Hanım ben hanımefendilerimi hiç bozmuyorum. O zaman bozma, hiç kimse karışmasın. Bravo. Ben diyorum ki mutlu olun. Evet. Karışmayın o zaman. Bitti. Sen Erkan'a da dön bana dön. Sergiledin. Tamam. Tamam. Neslihan ben bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi aynı biçimde onun yerine kendini koy. Bak bir şey tartışmak istemiyorum. Benim seni niye aradığımı sen çok iyi biliyorsun. Bak, Seda Hanım sus diyor konuşmayacağım. Konuşmuyorum. Seda Hanım'ı kırmamak için. Peki. Lütfen. Gamze Hanım'dan. Gamze Hanım nerede Seda Hanım? Bak Seda Hanım sus diyor. Ben onu çok severim. Bence de Erkan çok saygım sen de. Var. Sustum. Bu zamana Seda kadar Neslihan'a hiç laf söyletmedin. Evet. Bu saatten sonra da Gizem'le Neslihan'ın böyle karşı karşıya gelmelerine müsaade etme. Ben de istemiyorum. İkisi yani de burada, pırıl pırıl genç evet, kadın herkes yapmayın. Herkes kendi yuvasına baksın. Ben bu kadını bravo. Seviyorum. Bitti. Tamam ben bu kadını seviyorum. Yani bitti. Sana ne haddine ne düşüyor yani senin? Peki. Senin haddine tamam. Ne düşüyor? Arkadaşlar. Lütfen güzel konuşun öyle yap. Evet. Evet ne yapıyoruz şimdi? Tamam artık bu konuyu kapattınız tamam. Değil mi? Gizem. BTR'ye bile katılmadım. Dediğim kelime mutlu olsunlar beni katmayın dedim. Tamam. Mutlu olsunlar. Bence de. Ne alaka? İşte, niye girdin oraya anlamadım yani. Dün işi gücü bırakmış, handa oturmuş benim dedikodumu. Sen kimsin? Beni tanıyor musun da oturup İrem'le benim dedikodumu yapıyorsun? Peki tamam. Tamam Neslihan. Gizemciğim. Kendi işinize bakın, ilişkinize bakın. İşte, ben işine bakıyorum. Ulan, Seda'mın kimseyle muhatap olmuyorum. Kimseyle işte onun için böyle bir şey uzadıkça hep sorunlar çıkıyor. Hep sorunlar uzatmayın çıkıyor. Uzatmayın işte. Evet, yani ben daha başka sorunlar var. Burada anlatmaya başlasam var ya ortalık loca karışır şu an. Evet ama anlatalım biz ama ben biz bu kadına güvendiğimden dolayı. Tamam biz de anlatıyoruz. Sevdiğimden dolayı sonuna kadar arkasındayım. Biz de anlatıyoruz. Yani. Tamam yok tamam, işinize bakın. Boş ver. İşinize bakın. Gerek yok yani. Çok polemiklere gerek yok yani. Evet arkadaşlar böyle birbirinizle arkadaş olup sonra... Arkalarında kuyu kazılıyor ya. Yapmayın bunu hep söylüyoruz. Yapmayın ya bunu yapmayın arkadaşlar yapmayın. Bir şey arkasında durun ya. Neyse tamam. Evet. Hayırlı haberler verin ya. Pek güzel uyumlu giyinmişsiniz. Çok yakışıyorsunuz. Seda Hanım işte. Evet, ne zaman nişan? Düşmanlarımız çattı. 14 Şubat mı? 14 Şubat. 23 Şubat'ta benim doğum günüm. Oh. 23 Şubat'ta yapıyoruz. 23 Şubat'ta yapıyoruz. Düğün olabilir 23 Şubat'ta. Düğün olabilir. Niye güldün Erkan? Olabilir. Olabilir. Niye Erkan olmasın? Çok cabbar bir kız var vallahi. Evet, o kesinlikle. Benim olan benimdir kesinlikle. Seda Hanım yani. Benim tamam. Olan benimdir. Yapın yok, bir senin olan... Ben bir insan değilim. Tabii ki de güveniyorum ama benim olan benimdir. Gizem. Yani. Gizem beni, şunu söyleyeceğim. Gizem beni bütün yüreğiyle, bütün kalbiyle seviyor. Ama bu karşılıklı tek taraflı ama bir şey. Ama bir şey söyleyeceğim. Gizem, senin olana kimsenin el uzattığı falan yok. Rahat ol. O da kendini koruyabilecek yaşta tabii. Bir erkek. Neslihan'la onun evet. İşi çoktan bitti. Tabii çoktan. Bunu da bil ve rahat ol. Yapmaz Neslihan da. Gündem yani, de istemiyorum yani. Yok aramasın, o istemiyor. Sormasın. O da istemiyor zaten. Çünkü ben burada kimsenin taliplisini aramıyorum. Sevgilisini aramıyorum. Ne kimsede numaram var. Ne de farklı bir şey.
Yapmıyorum yani. Benim onuna da yapmasınlar Seda ablacığım. Şimdi nişan ne günü çocuğum? 14 Şubat mı? 14 Şubat, 14 Şubat hafta Şubat, sonuna pazar. Geliyor. Pazar olacak. 15 geliyor. Şubat yapalım. 15 yapalım. Pazar Şubat. Olur mu? Tamam. Peki. Hayırlısı olsun. Buyurun. 15 Şubat nişan var.